Evet, manşetleri noktaladık. Bir Skype bağlantısıyla devam edeceğiz. Kartal Yiğit bugün bizlerle birlikte. Kendisiyle beraber ağırlıklı olarak Beşiktaş'ın gündemini konuşacağız. Tabii vaktimiz kalırsa şöyle bir Galatasaray Manchester United karşılaşmasına da değiniriz. Hoş geldiniz yayınımıza. İyi sabahlar, nasılsınız? Günaydın, iyi sabahlar diliyorum Demet. Sen nasılsın, iyisin? Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hemen başlayalım. Sıcak gündemle gidelim isterseniz. Çünkü sakatlıklar var Beşiktaş'ta tekrar. Dün ortaya çıktı. Rozier ve Arthur Masuaku'nun da yine 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ki Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği de henüz belirsizliğini koruyor. Yani genel olarak sormak istiyorum aslında, bu sakatlığa nasıl bir çözüm bulunması bekleniyor? Çünkü Masuaku'nun da aynı bölgeden ikinci kez sakatlanması durumu söz konusu. Şimdi Demet, ben uzun yıllardır Hakkari Beşiktaş'ı takip ederim. İlk kez bu kadar adale sakatlığı yaşandığını görüyorum. Yani hemen hemen her hafta aynı açıklamalar yapılıyor Beşiktaş resmi sitesinden. Hep işte sağ uyluk, sol uyluk, hep uyluk adalesinde işte yırtılma, kanama, zorlanma tespit edilmiş şeklinde. Yani inanılmaz bir şey. Yani bu bir takımın başına gelebilecek belki en büyük felaket diyebiliriz. Evet. Zaten Beşiktaş'ın kadrosu öyle, diğer rakiplerine göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre avantajlı bir kadro değil. Şimdi bir de üstüne bu tip sakatlıklar çıktığı zaman doğal olarak teknik adamın eli kolu bağlanıyor. Rıza Hoca'da ne yapacağını şaşırmış durumda. Dün ben akşam üzeri Rıza Hoca'yı bir aradım. Bu sakatlıklar konusunda işte genel bir görüşme yaptım. Hakikaten kendisi şaşırmış durumda. Yani bu kadar adale sakatlığına o da şaşırıyor. Ve nedenini ben de anlamış değilim. Araştırıyorum dedi. Bilinçsiz yüklenmeler olabilir dedi. Bence de sezon başı çok şey, hep söylüyorum yani birilerini suçlamak için değil, ama sezon başı Beşiktaş çok iyi bir şekilde çalışmadı. Yani onu söyleyebilirim. Yeterli ve bilinçli bir yükleme programı yapılmadı. Bunların en önemli nedeni bu. Yani sezon başı iyi çalışılmaması. Arada da Şenol Güneş'ten sonra, işte Burak Yılmaz geldikten sonra belki mecbur ona gelen Hırvat antrenörler mecburen yükleme yapmak istediler. Bir milli ara vardı. O milli arada fazla da yüklendiklerini duydum ben de. Bu yüklemenin verdiği dezavantajlar şu an Beşiktaş'ın önüne çıkmış durumda. Yani biri iyileşiyor, tamam diyorsun, başlıyor diyorsun, diğer oyuncu sakatlanıyor. O başlıyor, öbürü sakatlanıyor. Yani en son Bale oynayacak deniyordu, Bale sakatlandı. Evet. Şimdi takımın en önemli oyuncularından sayılacak Rozier ile Masuaku'nun olmaması hakikaten büyük kayıp Beşiktaş adına. Şimdi Beşiktaş bu hafta sonu Ankara Gücü'ne gidecek. Önemli bir deplasman, zor bir deplasman. Zaten diğer sakatlıklar henüz iyileşmedi. Üstüne bir de iki bekini kaybettin. Orada zaten sorunlu. Onlar da olmayacak. Fenerbahçe maçına da evet, oynamaları şüpheli. Bence oynama ihtimalleri zayıf. Yani bir teknik adamın başına ve bir takımın başına gelebilecek en kötü olay şu an Beşiktaş'ta yaşanıyor. Peki MK'ya Ankara Gücü maçından bahsettiniz. Hafta sonu oynanacak ama onun öncesinde bir de UEFA Konferans Ligi mücadelesi var. Kulüp Brugge'de oynanacak. Çok bir iddia yok bu karşılaşma için. Bir prestij maçı olacak ama tabii şimdi MK'ya Ankara Gücü maçını da düşünüp acaba az önce gazetelerde de baktık. Az kadroyu oynatmamayı mı planlıyor sizce Rıza Çalınbay? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Demek zaten ortada az kadro diye bir şey yok. Yani herkes sakat. Zaten şimdi Beşiktaş'ın iddiası kalmadı. Yani iki maçını alsa bile avarajda yanılmıyorsam çıkamıyor. Evet. O yüzden Rıza Çalınbay büyük ihtimalle değil. Elindeki yani Ankara Gücü maçına saklayacağı isimleri oynatmayarak başlayacaktır. Bu maçta ben hiç oynamayan yedek ağırlık, özellikle gençlerin şans bulacağını düşünüyorum. Tabii yine de bir karma bir kadro oluşturulmaya çalışacaktır elindeki imkanlarla. Yine de tabii ki Brugge karşısında oynuyorsunuz. Bir prestij maçı, yani çıkıp da farklı bir mağlubiyet alırsanız bu moral olarak sizi etkileyecektir. Yani genel ağırlıklı olarak mesela kalede
Zaten bir rotasyon bekliyoruz. Ersin'i ben düşünüyorum. Defansı sormak istiyorum aslında. Az önce bahsettik beklerin sakatlığından ve bu karşılaşmada da özellikle stoper bölgesi çok fazla sıkıntı. Çünkü sakat oyuncu var. Bailey, Amartil'in sakatlığı devam ediyor. Belki oynayabilir. Necip kırmızı kart sebebiyle bu maçta olamayacak. Orada yalnızca bir sağlam olarak Kole'yi görüyoruz aslında. Evet, aslında diğer mesela şey olsaydı, ne bileyim Necip cezası olmasaydı ya da Amarty oynasaydı, o zaman ben bunları beklerdim. Yani Kole'yi dinlendirebilirdi Ankara Gücü maçı için ama mecburen Kole'yi oynatacaktır diye düşünüyorum. Mesela savunmada sol bekte ben bir Umut Meraj bekliyorum. Sağ bekte Onur oynayacaktır ya da Tayfur Bingöl oynayacaktır. Ya da Tayfur Bingöl'ü stopere çekecektir büyük ihtimalle. Onur'u sağ bek olarak oynatacaktır. Evet. Ortada Demir Ege'yi bekliyorum. Onun dışında işte Rebic cezası vardı geçen maç. Lig'de oynamadı. Herhalde Rebic ile başlayacaktır. Dinlenmiş vaziyette. Onun dışında Geza zaten yok. Raşistan'ın durumu bellidir. Herhalde oynamayacak. Sol kanatta ne yapabilir? Orası biraz sıkıntı. Cenk'le başlayabilir mi? Herhalde Cenk'le başlayacaktır. Ya da Muleka'yı oraya alacaktır bir Cenk'i dinlendirme açısından. İleride Abubakar geçen hafta oynamamıştı. Bir bakıma dinlenmiş vaziyette. Abubakar'la başlayabilir. Semih Kılıçsoy'u oynatabilir ya da forvet hattında. Yani böyle bir elindeki imkanları da zorlayarak Karma diğerlerini de dinlendirerek böyle bir kadro çıkaracaktır Rıza Çalınbay. Evet. Ama iddia olmadığı için ben şunu söyleyebilirim. Büyük ihtimal kafalar Ankara Gücü maçında olacaktır. Teknik ekip de zaten böyle bir kadro sahaya sürmek isteyecektir. Peki Beşiktaş'ı şöyle noktalayalım, Galatasaray'ı da biraz konuşalım isterseniz. Bu akşam 20.45'te Manchester United'la karşı karşıya gelecek takım. İlk maç çok heyecanlı geçmişti. Şimdi buradaki atmosferin de tabii ki daha farklı ve daha güzel olmasını bekliyoruz. Siz bu karşılaşmadan neler bekliyorsunuz Galatasaray adına? Öncelikle şunu söyleyebilirim. Çok keyifli bir maç bizleri bekliyor. Yani ilk maçı gördükten sonra ben İstanbul'da da Galatasaray'ın keyif veren bir futbol ortaya koyacağını düşünüyorum açıkçası. Koymalıdır da daha doğrusu. Çünkü gruptan çıkmak istiyorsa bu akşam Galatasaray evinde Manchester'ı yenmek durumunda. İngiltere'de yendiyse İstanbul'da da yenebilir. Evet. Belki de daha rahat yenebilir ama şunu da söyleyelim. Yani çok yorumlara da bakıyoruz. İşte Galatasaray kesin rahat yener. Ben de yenme ihtimali yüksek görüyorum. Umarız da öyle olur ülke futbolu adına. Ama unutmayalım ki karşımızda da bir Manchester United var. Yani Avrupa Kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne devamlı gitmeyi alışkanlık haline getirmiş. İngiltere'nin dev kulüplerinden biri. Evet, bu sene çalkantılı bir dönem yaşıyor. Hem teknik ekip olarak hem kadro yapısı itibariyle. Ama yine de Manchester United Manchester'dır. Ben Galatasaray'ı yine avantajlı görüyorum, favori görüyorum ama ekibimiz burada dikkat etmesi lazım. Özellikle ben şunu söyleyebilirim. Sol tarafta, yani savunmanın solunda çok zorlanıyor. Orada Angelino'nun alternatifi yok. Angelino da problem yaşıyor savunma anlamında. Okan Hoca'nın çıkartacağı kadro da önemli. Evet. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçındaki kadronun olma ihtimali yüksek. Mertens özellikle bekliyorum. Mertens yerinde olmalı. Kerem yerinde oynaması lazım. Yani Kerem'i Mertens'in yerine çekip Zaha'yı öbür tarafa alırsa, farklı bir şey yeniden denerse belki zorlanabilir. Ama diyeceksiniz ilk maçta bu kadro oynamıştı. Kerem ortada oynamıştı. Yani Mertens'in, moralli bir Mertens var. Kendi bölgesinde oynaması daha çok avantaj sunar bence bu maç öncesi. Peki, çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Size iyi sabahlar, iyi günler diliyoruz. Rica ederim. Sana da kolay gelsin. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Kartal Yiğit'le birlikte hem Beşiktaş'ı hem de Galatasaray'ın bugün oynanacak Manchester United mücadelesini konuştuk. Skype bağlantımızın ardından dünyadan spor haberleriyle devam edeceğiz.